Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Bahçemizde güllerimiz açtı. Şöyle bahçemizi gösterelim. Ama çimenlerimiz büyüyemedi bu sene. Niye diyeceksiniz? Bu civcivlerden. Bahçemiz civciv dolu. Bu Plymouth yavruları ilk defa toprağa bastırıyoruz. Daha gezmeyi bile bilmiyorlar. Bu içeride büyüyen yavrularımız. Dışarıya attık. Bu arkadaşlar da kaybolmasın diye onları takibe gelmişler. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Şimdi işin esprisi bir taraf. Onu sil tozunu al. Zonguldaklı Bilgin kardeşimiz var. Şimdi Şile'de oturuyormuş. Akşam beraber oturduk. Kendisi temre ilacı için 10 numara dediği, hemen anında 2-3 günde siliyor dediği bir ilaç tavsiye etti bize. Bir tane verdi, uygulamalı göstereceğiz. Onu eğer dediği gibi tutuyorsa, o arkadaşımızın telefon numarasını da size vereceğim. Bir dahaki videoda, yani 3-4 gün sonra temre kalmayacak diyor. Eğer dediği gibi doğruysa, şimdi bende temreli bir hayvan var, ondan deneyeceğiz. Ona göre bir bakacağız. Eğer dediği uygunsa telefon numarasını vereceğim. Kendisini arayacaksınız arkadaşlar. Bu yavrularımız böyle duruyor. Şimdi ben şu ilacı da alayım. Bunlar fiskos yapıyorlar bir şeyler ama ne yaptıklarını ben de bilmiyorum. Şöyle baştan şu şeyimizi gösterelim. Güzellik yarışı yapan imparator horozumuzu buraya koyverdik. Gel oğlum. Haftaya nasip olursa tekrar yarıştıracağız bunu. Biraz rüzgar var ama onun sıkıntısı yaşamaz. Biraz sonra alırız. Bu yavruların hepsi bundan. Bu Plymouth'lar dahil ondan. Şimdi şu ilacı Yasin, yani sen videoyu çekersin, ben uygulamalı olarak şey yapacağım. Sen ilk önce yukarıdan orta şeyde temreli o ufak Arap var ya. Tamam. Onda temre var. Onu da bir deneyelim. Arkadaşlar da bilgilenin. Ortada, solunda ortada. He, o ufak Arap ya. Ben de ilacı alayım şuradan. Evet arkadaşlar, şöyle temreli bir hayvanımız var. Şimdi bunda ilacı uygulayacağım ben. Dediğine göre uygulamalı anlatacağım. Ondan dolayı gösteriyorum. Eğer hayvanımızın temresi çabuk geçerse, dediği gibi 2-3 günde telefon numarasını vereceğim. Arkadaşı ararsanız, orada hayvanlarla ilgili çok ilacım var diyor. Her şeye iyi geliyor. Ondan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Sen şunu şöyle bir tut. Bana horozu ver. Gel bakalım. Şöyle bir oturayım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşın anlattığı gibi uygulamalı yapacağım. Bunun burasında hafif bir kis var. O önemli değil. Şeyden sonra onu alacağım. Şimdi temresi çok değil arkadaşlar. Hafif temreli bu. Bilgin kardeşimiz diyor ki, yani eşek temresi olana bile şey yapın. Ha, bizim yani şuna ihtiyacımız yok. Aslında ben gösterdiğim köpek uyuz ilacı çok iyi geliyor ama 10-15 günde iyileştiriyor. Bunu 3-4 günde temizlediğini söylediği için bir de bunu deneyelim dedik. Yani bunda ayıp bir şey yok. Şu şekilde çarkalayıp ağzına 3 sefer sıkıyor musun arkadaşlar? 1, 2, 3. Bunu sıktık. Şimdi burun deliğine 1, 2, 1, 2. Dur bakayım. Demek ki biraz yakıyor mu bu, bilmiyorum. Şöyle ondan sonra duralım. Gözüne, burnuna, neresine giderse gitsin hiçbir zararı olmadığını söyledi. Kendi gözlerine de sıktı.
Şimdi şu şekilde sıktıktan sonra bunu şöyle kulaklarına da sıkalım. Bunu yarım saat sonra tekrar sıkılacağını söyledi ve yarım saat bekledikten sonra bu kabarıyormuş. Elle bir şeyle bunu silip temizleyeceğiz. Ertesi gün bir daha tekrarlayacağız veya iki gün sonra bir daha tekrarlayacağız. Ondan sonra şimdi mesela ben bunu sıktım ya, ikinciye biraz sonra yaptığım zaman bunu temizleyecekmişiz. İkinciye yaptıktan sonra yarım saat sonra bu şeyi temizleyeceğiz. Daha sonrasında iki gün sonra tekrar yaptığımız zaman zaten bir şeyi kalmıyormuş dediği o. Şimdi ilacı sıktık arkadaşlar. Yani kafası şu an bile sanki değişti değil mi? Evet. Suyu aldı onu. Şimdi ben ilk defa deniyorum. Şimdi arkadaş bunu üzerinde bir şey yazmıyor. Çünkü bu kendi yapımıymış. Ondan dolayı ne olduğunu biz bilmiyoruz içinde. Ben telefon numarasını vereceğim. Ona göre oradan arkadaşı ararsınız. Dur oğlum. Arkadaşı ararsınız. Oradan bilgiyi alırsınız. Bir bakalım. Şimdi biz bunu şuraya koy verelim. Saate bakalım. Yarım saat sonra bir daha uygulamalı aynı şekilde yapacağız ve sileceğiz. Şöyle çek bakalım. Hayvanımızı buraya koy verdik. Şu an biraz gezinsin, şey yapsın. Bir yarım saat sonra bir daha sıkacağız. Ondan sonra yarım saat sonra şey yapacağız. Temizleyeceğiz. Ondan sonra da bakacağız hayvanımıza. İki gün sonra, ondan sonra yani şimdi onu bırakacağım ben. İki gün sonra bir daha çekeceğiz. Aynı videoyu yapacağız. Eğer hayvanımız temizlenmişse size arkadaşın telefon numarasını atacağım. Oradan bilgiyi alırsınız arkadaşlar. Evet. Şimdi hayvanlarımızı gördünüz. Zaten biliyorsunuz. Bu arkadaşları da şöyle ben alayım. Arkadaşları zaten tanıyorsunuz. Bu Yasin Bey. Evet. Kafa sallıyor bu sütçü beygiri gibi böyle kafa sallıyor. Ya ringler şeylerde müsabaka alanlarında ortalığı yıkıyorsun. Burada konuşamıyorsun. Ya niye konuşayım? Ne? Ben sağda konuşuyoruz da burada konuşup da ne anlatayım şimdi? Ha millete? Sağda konuşuruz. Sağda burada konuşuyor. Gerek yok diyorsun ya. Yani. Orada görsünler yeter. Hayırlısı olsun. Evet, buralarda da böyle Tahsin kardeşimiz. Merhaba. Bu da sadece merhaba der. Her şeyi çok bilir. Kabaranın karşısına geldiği zaman susuyor. Niye ki? Herkese başarılar diyor. Herkese başarılar diyor. Bu Naim kardeşimiz de merhaba. Misafirimiz Akgezi tarafından geldi. Buyur. Sadece Tahsin'le masada konuşmasını seviyoruz. Fıstık, çay. Biz öyle horozla tavukla çok şeyimiz yok. Masada muhabbet daha güzel. Masada atılanlar daha güzel diyorsun daha güzel. Yani. Kimsenin canı yanmıyor daha güzel. Evet, sen de haklısın. Burada da İlyas kardeşimiz. Ben çırağım. Ya bu daha yeni çırak. Ben diyor gülleri çok seviyorum diyor. Gülün dibinde duruyor. Arkadaşlar burada işte Playmut yavrularımızı dışarıya koyverdik. Bunlar ilk defa toprağa bastı. Şimdi burada bekliyoruz ki şey olmasınlar diye birbirlerini tahriş etmesinler. Dövdükleri zaman ayırıyoruz. Bu da güzellik yarışı yapan Arap yavrumuz. Evet arkadaşlar, bu da burada. Bunlar da bu gördüğünüz yavruların hepsi o Arap'ın yavruları. Burada da arkadaşların bazıları damızlık tavuklarını göster diye şey yapmışlardı. Şimdi dışarıda kapalı olanların haricinde burada da damızlık tavuklarımız mevcut. Şunun kardeşi İbrahim de İki tane güzellik yarışı kazandı. Kartı da geçen hafta halletti diyelim. Yani bunlar hepsi, bu da Playmutların annesi. Bu da Playmutların annesi. Anahtarcı Hasan'ın tavuğu. Bu onu bana hediye etmişti. Bu benim tavuklardan değil arkadaşlar. Bunlar kalanlar İmparator. Bu da yavrumuz, erken yavrumuz.
Annesi küçükken kafasını, kıyısını açmıştı. Önemli değil. Çok mükemmel. Bu da manken tohumuzun torunu bu. Horozumuzun, manken horozumuzun torunu. Annesi de buralarda olacaktı. Evet, buralarda. Bunlar da hep mankenlerden gelenler. Burada siyah tohumuz. Bu dışarıdaki yavruların annesi. Şu esas öz anneyi bir bulalım bakayım buralarda. O da tekrardan kuluçka oldu herhalde ama. Gel bakalım. Evet. Dur kızım. Evet, anne tohumuz esas. Manken horozumuzun öz kızı bu. Damızlıklarımız bunlar arkadaşlar. Yukarıda da bir iki tohumuz var. Onları da size göstereceğim. Bu kartalımızı bağladık. Rahatsızlık veriyor biraz kerata. Buralarda da şöyle ufak yavrularımız var. Bunlar atlamamış, görülmemiş. Zaten satılık değiller arkadaşlar. Ondan dolayı şöyle bir göstereyim size. Şu biraz bodur kaldı. Kalacak daha doğrusu. Yani benim istediğim şekilde değil. Kilosunun boylusu olmayacak. Biraz ufak kalacak. Bakalım atladık, göreceğiz nasip olursa. Burada yine 10 numara bir yavrumuz var. Şekil şemal güzel. Hani oğlum? Gel bakayım. Burada güzel bir yavrumuz var. Evet, burada da yine onun kardeşi var. Bunun boyu fiziği güzel olacak. Daha bu horozlanmadı diyelim. Biraz daha ufak körpe gibi. Aslında şunu şöyle dışarıya çıkarsak boyunu, fiziğini daha güzel görürsünüz. Ve tutarız tekrarından. Gel bakayım. Gel bak. Gel bakalım. Bunlar, efendim. Hangi pilişlerin? Ha, Araplardan sana veririz bir tane ya. Sıkıntı yok. Gel bakayım. Atkılı baskılı güzel bir yavru olacak. Şunu hep beraber bir tutun, yerine koyalım. Bu ufak yavrulara rahat vermez. Yukarıda. O Arap'la kardeş zaten bu. Bunlar kardeş ikisi. Senin yavru yukarıda. Değil mi ya canım? Ya onu da getir. İlla öldürür bu. Bu atkılı olacak bu. Öldürür mü? Yani, bak hiç atlamamışlar. Bak ben sana söyleyeceğim şimdi. Dur. Kafası açık olan horoz büyüğünü yani. Bak, ben gözünden anlarım abi. Evet, acemiler gözünden anlıyormuş. Biz anlayamıyoruz o kadar. Onu koy da o Arap'ı getir bakayım yukarıda. Yukarıda, ortada. Orada üstteki ne? Altta. Altta. Hı. Altta. Onu getir bakayım, bunun kardeşini. Bir de onu görelim. Kardeşi değil mi? Bu onlardan bir ay büyük. Bunda 3 taneydi bunlar ya. Bunlar 4 taneydi. Ya 3 taneydi. Bir tanesini İlyas'a verdim. Gagası arızalandı. Bir tanesi gene yukarıda. Bir tane de bu. Efendim? Yukarı çıkmış civciv. Civciv mi var? Ne civcivi? Tamam, bu Yasin baksın bakayım. Boş kübese koyun hangisiyse, neyse bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle horozumuz gayet keyifli. Çağırıyorsun değil mi?
haftaya nasip olursa bir daha yarışacak. Gagasında hafif bir sıkıntı vardı. Önemli değil. Bağlayıp yarıştıracağız nasip olursa. Ay maşallah. Bilemiyorsunuz da yakışıklı bir yavru olacak. O da bunun yavrusu arkadaşlar. Babası gibi kilosunun boylusu olacak. Boylu ve fizikli. Bunlar yavruyu bulamadılar herhalde. Evet, bulmuş yavruyu. Azman. Onu da şöyle bir koyar bakalım, onu da görelim. Şuraya... Bir kurtuyor mu burayı? He he. Ne işi var onun tarafı? Şöyle koyar bakayım şuraya. Bak, hafif kırıltı var onda. İlacını şey yapacağız. Gel. Bu daha büyüyecek bu. Bunlar horozsuz şey olduğu için biraz erken horozlandılar. Biraz daha büyüyecek, güzelleşecek. Gel bakalım. Gel bakayım oğlum. Gel bak. Ananı gözü lan, bana ne vuruyor? Kanadını mı şey yaptık ya? Küren sapına geldi. Tutun, tutun bunu da. Hep beraber tutalım. Kaçmaz pek ama hayvan dışarısı gördüğü için kaçabilir. Tutun bakayım. O kendimize ayırdığımız yavrulardan. Onu götür, onu götür. Sana verdiğimiz çaparı getir. Bir de onu görsünler burada dışarıda. Playmut, he, senin playmutunu. Ufakken İlyas kardeşimize onu hediye etmiştik. Gagası ufak bir arızalanmış. Onu hem düzelteceğiz hem hazırlayacağız nasip olursa. Evet arkadaşlar. Playmutumuz bu. Playmutumuz. Maşallah gagasında ufak bir sıkıntı varmıştı. Onu da artık düzelttik sayılır. Bunu atlatacağız. Yavaş yavaş podyumlara bu da girecek nasip olursa. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım. Bu da anne imparatorlardan. Baba değil. Neyse o, yalan konuşmanın bir anlamı yok. Zaten gerek yok. Yani iki sefer uçmasını gördüm. Çok mükemmel maşallah. Ama boy olarak Arap bundan daha fizikli. Şimdi bu Arap 2600 geliyor. Boya bakın. Yemli 2650. Boyu görüyorsunuz. Bu da 2750, 100 gram. Bu ondan fazla. Ama önemli değil. Çift taraflı, atkılı, baskılı bu. Satılık değil arkadaşlar. Eğer şey yaparsanız. Bu da satılık değil. Bunlar satılık değil yani, ona göre. Şeye gerek yok. Evet, bunu da yerine götürebilirsin. Çok seviyor musun bunu İlyas? Bu kümesin gülü. Kümesin gülü. Kucaklarım diyorsun yani. Evet arkadaşlar, videoyu bazen dinlendirdik, durdurduk. 25 dakikayı falan buldu. Şimdi az sonra horozumuza aynı ilacı bir daha sıkacağız. Ondan sonra bir 20 dakika sonra bir daha durdurup temizleyeceğiz. Bakalım ne göreceğiz. 2 gün sonrasını tabii göreceğiz. Ona göre hep beraber bakacağız. Yasin, o horozu bir daha alalım. Bir daha ilaçlayacağız. Ben videoyu durdurayım. Şimdi sen onu bana ver. Ben aynı şekilde tekrar şey yapayım. Uygulamalı yapalım ki yanlış bir şey yapmayalım. Arkadaşın tarif ettiği şekilde yapacağız. Şimdi bir sefer ağzına sıkmıştık. Açık değil mi? Devam ediyor. Şimdi tekrarından sordum arkadaşa, ağzına sıkmaya gerek var mı diye. Ağzına ikinciye de sıkacaksın dedi. Çünkü içinde balgam bilmem ne bir şey varsa hepsini alıyormuş. Ondan dolayı biz uygulamalı 3 sefer arkadaşlar. 3 sefer sıkıyorsunuz. Burun deliklerine de 1-2. 1-2 buradan nefes aldığı için oksijeni. Tekrarından şuralarına. Sanki horozun kafası deminkinden biraz daha değişik oldu. Kızardı. Hafif kızardı.
Şimdi arkadaşın dediği herhalde doğru. Biz şimdi ilk defa bilmediğimiz için bana anlattı ama şimdi bilmediğim bir şeyi ben kimseye kefil olamam, şey yapamam. Dedim bilgin görmem lazım. Gördükten sonra uygulamalı yapacağım. Eğer dediklerin doğruysa 2-3 gün sonra bunu tekrarından yapacağız. Kıpkırmızı olacağını söylüyor. Mesela çiçeğe de iyi geldiğini söylüyor. Her şeyin ilacı ayrı. Bende var diyor. Ben bir dahaki videoda bu arkadaşın telefon numarasını da söyleyeceğim. Eğer bunlar geçerse. Ondan sonra siz de oradan yardım istersiniz. Şimdi içinde ne var ne yok bilmiyorum. Çünkü yazısı yok, şeyi yok. Kendisi özel yaptığı için bize bilgi vermedi. Biz şimdi bunu aynı yerine bir daha koyalım. Bir daha dinlendirelim. 20 dakika, 25 dakika sonra temizleyeceğiz. Herhalde dediği gibi güzel bir ilaç. Bu da 2-350 arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Biraz daha kızardı. Bakacağız yani şimdi hep beraber. Bakacağız. Bir misafirimiz gelmiş. Büyük Orozcu. Büyük Orozcu Harun Bey hoş geldin. Yavrular büyüdü mü? Ötüyor. Ötüyor mu? Nasıl ötüyor? Hani videosu da mı var? Şurada bir görelim bakalım. Bir bakalım bakalım videosu varsa. Bunlar da Arap yarış yapan Arap'ımızın yavruları. Yumurta vermiştik kendisine. Ötüyorlar diyor. Şey büyüdüler diyor onları. Şöyle. Hep beraber görelim. Görünüyor mu? Nerede bu? Görünüyor mu cüzdan ya? Ben göremiyorum. Elim mi görünüyor sadece? Bakayım. Video oynamıyor şu anda. Video oynamadığı için. Şu an oynuyor. Görünüyor mu? Biraz ileri sar o videoyu yakınlaştırıyorum orada. Bakayım bir kamera ne abi? Lan oraya şeye basma kapatırsın evet. Şuradan. Görünmüyor ya abi. Yakından çekeriz iyi ya. Dur 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 şurada içeride. İçeride görünür. Yavrularımız da buraya girmiş. Gerçi yemleri falan var. Evet şurada. Biraz şirik görünüyor sanki. Heh tamam şu an görünüyor bak. Led. Bunlar da güzellik yarışı yapan yavrularımız. Zın yavrumuzun yavruları. Yumurta vermiştim bu Harun kardeşimize. Gayet güzel büyütmüş maşallah. Kaç aylık oldu Harunlar? Şubat 5'te çıktı 4 aylık. Şubat 5'te çıktılar. Maşallah güzel bakmış. Bir tane ötüyor. Şimdi yanlarında horoz olmadığı için ötüyor. Bunlara da gidip bir gün canlı çekeceğiz nasip olursa. İnşallah. Al bakalım. İyi. Şimdi videomuzu durduralım. 20 dakika bekleyelim. Yukarıdaki hayvanları her zaman gördüğümüz hayvanlar. Tekrar tekrar görmeye gerek yok. Evet, şimdi hayvanımızı ilaçladık, denilenleri yaptık, şimdi de siliyoruz. Arkadaşın dediği gibi silelim bakalım. Şimdi uygulamalı olarak gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşımız o şekilde tarif etti. Eğer dediği gibi olursa, evet bu şeyler bayağı bir kabardı. Kafa temizlendi gibi bir şey. Bunun işçilerini aslında diş fırçasından temizlense daha da güzel olur. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Pul pul döküldü. Şöyle bir daha biraz daha şuralarını elle şöyle şey yapalım. Diş fırçası lazım. Yani eski bir diş fırçasından yaparsanız daha da çabuk dökülür. Fayda edecek gibi görünüyor. Bu eşek temresinde daha kötü temrede denerseniz daha iyi olur demişti. Şimdi buralarında bayağı dolu. Dur oğlum, dur oğlum, dur, dur. Evet, şimdi yani uygulamalı gösteriyorum ki siz de görün.
çıkartıyor mu çıkartmıyor mu diye. Bayağı bir temizlendi. İki gün sonra bir daha tekrarını yapacağız. Horozumuz kıpkırmızı. Şu cüzdere tut bakayım şuraya. Bırak bırak gel, bırak gel. Bakalım. Burada dururken bunlar kapıştı. Yakından gidecek. İstemliler mi? Bak bakayım. Burada mahalle dövüşüne döndü bu. Hayır, tavuk ayırdı onları değil mi? Evet. Tavuğumuz ayırmış, iyi oldu. İşte dışarıya hayvan koyverdiğiniz zaman böyle başında duracaksınız ki ne zaman kapışacakları belli olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilaç sanki işe yarıyor gibi. Bir daha gibi. Yakından bir çekelim şöyle. İlaç sanki işe yarıyor gibi her yerini kabarttı ve şeyleri... Kafayı da kızarttı ama amca. Kafayı kızarttı gibi. Şimdi bunu 2-3 gün sonra tekrarından denemek lazım. Yani göreceğiz. O zaman da eğer kafası kıpkırmızıysa bu hayvanımızın bir gün arkadaşın telefonunu oraya söyleyeceğim. Oradan da ararsınız lazım olan arkadaşlar. Ben de ilaç çeşitleri var diyor horozlar hakkında. Oradan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani şimdi ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya uğraşıyorum. İşte dün akşam da dernekteydim. O arkadaş da oradaydı. Tesadüf onları anlatıyorlardı. Ben de kulak misafiri oldum. Bu ilacı da bana verdi. Dene dedi, gör dedi. Yani görmeden, ben dedim görmeden inanmam dedim. Uygulamalı olarak yaparım dedim. O da tamam dedi. Gerçekten arkadaşlar şu an hayvanımız temizlendi gibi yani. İlk gördüğünüzden şu anki şekli bir görün. Hayvanımız bayağı bir, değil mi, kızardı. Üstündeki beyazlar gitti. Gerçi çok fazla yoktu ama olmasa da bu şekilde çok çabuk çıktı arkadaşlar. Kabarttı ve aldı. Yani şimdi bu arkadaşımız diyor ki bu sadece dışarısını şey değil, ağzının içine burnuna vermemizin gayesi İçeriden gelen bir hastalık olduğundan dolayı hem içini hem dışını temizliyor diyor. O şekilde şey yaptı. Şurada hafif bir şişliğimiz var. Onu zaten alacağız. O önemli değil. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanımız bayağı bir kızardı. 2 gün sonra bir video daha yapacağım. Şu hayvanı tekrardan göstereceğim. 2-350 olan hayvanımız bu. Arkadaşlar bir daha göstereceğiz. Eğer tamamen kıpkırmızıysa dediğim gibi bilgin arkadaşın telefonunu vereceğim. Artık bu ilacın içinde ne var ne yok biz bilmiyoruz. Kendisi yapıyormuş, neyden yaptığını bilmiyoruz. Oradan tedarik edersiniz. Şimdilik herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Şöyle gülümüzü de çekelim. Gülümüzü de çekelim dedi ve çektik son.